özellikle. Çok ufak yaşta bu merakım sardı. Daha garibi ben çok bebekken oyuncak arabalarla oynardım. Hiç elime bebek falan almazdım. Çok severdim arabalarla uğraşmayı. Ardından 7 yaşına geldiğimde ben bu işi yapacağım dedim. Araba ustası olacağım dedim. En büyük hayalim buydu zaten. O zamanlar sanayiye gittiğim zamanlar bana gülerlerdi. Ya, ufak olduğum için bu işi nasıl yaparsın, yapamazsın vesaire. Ustam bana her zaman derdi, sen bu işi yaparsın, bu azim sende var derdi. Sonra ardından ben okulla beraber iş hayatına atılmaya başladım. Tabii 7 yaşına ne kadar şey bilebilirsin ki. İlk başta takımları öğrendim. Neyin neyle sökülmesi gerektiğini, nelerden arıza yapılabileceğini öğrenmeye başladım. Bu şekilde serüvenim devam etti. Bir aracımız vardı, sürekli bozulurdu bizim. Onun üzerine biz de sürekli sanayiye giderdik. O zamanlar bir Haydar Usta vardı sağ olsun, şu an rahmetli. Kendisi öğretti bana bu işi. 18 yaşına kadar falan yanında çalıştım. Sanayide piştim yani. Bu şekilde. Ondan sonra liseye başladım zaten. Liseyi Mimar Sinan'da bitirdim motor bölümü olarak. O bittikten sonra tabii bu süreç zarfında aynı zamanda çalışıyorum. Sonra üniversiteye geçtim. Ege Üniversitesi'nde otomotiv bölümü bitirdim. Dedim ki bu burada kalmamalı dedim. Otomotivde çıkabileceğim en üst raddeye çıkmalıyım dedim. Otomotiv mühendisliğini kazandım. Denizli'ye gittim. Yani kadınsın, nasıl yaparsın, hani yapamazsın, olur mu falan sözleriyle karşılaştım. Ama ardından hani kendimi ispatladığımı düşünüyorum. Kendime müşterilerim oldu kendi çapımda. Bana güvendiler, arabalarını teslim ettiler. Ben de güzel olması gerektiği şekilde teslim ettim araçlarını. Öncelikle hırs, istek. Yani her şeyin başı bundan geliyor zaten. Yani yapmak isteyeceksin. En önemlisi bu zaten. Yapanlar nasıl yapıyor dedim ve yani çıkabileceğim en üst raddeye çıkmalıyım dedim bu sektörde. Hem alaylı hem kalaylı olmalıyım dedim. Olmasını isterdim. Beraber hani en azından bize destek çıkacak bir bayan arkadaş isterdim ama maalesef yoktu. Hocalarımız kesinlikle ayırmıyordu. Zaten ben hani ya bölüm birinciliğiyle bitirdim bu arada lisemi, üniversitemi. Onun en büyük katkısı da tabii sanayiden gelmiş olmam. Yani işi biliyor olmam. Sanayiden gelmenin çok büyük bir katkısı var ama tabii bunun yanında aynı zamanda teknik bilgi de gerekiyor. Yani müşteriye anlatma şekli olsun, neyin hangi basınçta çalıştığını bilmesi olsun. Yani teknik bilgi olmadan pratik bilgi olmuyor, pratik bilgi olmadan teknik bilgi olmuyor. Ya bunlar birbirini tamamlıyor. Ben sabahları dediğim gibi çalışıyordum. Ekstrasında kendi müşterilerim vardı, kendi müşterilerim arabalarını yapıyordum ve akşam ders çalışıyordum. Bütün hayatım bu şekilde geçti ve 2-3 saatlik uykuyla ben ayakta durdum hep. Hakkında 4-5 tane tez yazıldı. Bu tabii benim için onur kaynağı. Demek ki bir şeyleri başarmışım ve başarmaya devam ediyorum. Bu şekilde sürekli bana teklifte bulunuyorlar. Tez yazabilir miyiz? Sizinle alakalı güçlü kadınların olduğunu, bu sektörde var olduğunu ispatlamak için. Ben de tabii ki yani yardımcı olabilirsem ne mutlu bana diyerekten arkadaşlar tez çalışması yapıyorum. Daha çok arızaları, yapılamayan arabalara bakıyorum ben. İşte aklınıza gelecek müşterinin ne problemi varsa, alt takım, şanzıman, motor, arıza, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Aslında alışık bir durum benim için yani. Çünkü dediğim gibi çok ufaktan beri sanayiden gelmiş olmandan ötürü. Hatta kadın gördüğüm zaman şaşırıyorum açıkçası. Onlar bana alıştı. Yani seslenirken zaten sürekli Burcu Usta diye seslenirler. Hani saygı çerçevesi içerisinde bir ortamımız var. O yüzden herhangi bir problem yaşamıyorum yani. Bir dükkan açıp içerisinde kadın ustalar yetiştirmek istiyorum. Yani bu işi öğrenmek isteyip bu yolda ilerleyen kadınlarımıza destek olmak istiyorum. Öncelikle bu tabuları bir kere yıkmamız gerekiyor. Ben her zaman söylediğim gibi mesleğin hiçbir zaman cinsiyeti olmamıştır, ustası olmuştur. Mesleğe hiçbir zaman cinsiyet yönünden bakılmaması lazım. Yani evet, araba dendiği zaman akla erkek gelmemesi lazım. Kadın da bu işi yapar. Ya da inşaat sektöründe sadece erkekler var değil, kadınlarımız da var. O yüzden bu tabuları yıkmak istiyorum. Ben de ilk zamanlar bu mesleğe atıldığında bana diyorlardı işte hani kadınsın, olur mu, işte beni caydırmak isteyenler oldu. Bunlara kesinlikle kanmasınlar, inanmasınlar. Ne yapmak istiyorlarsa o mesleği yapsınlar. Kulaklarını kapatsınlar kesinlikle. Ben zaten kulaklarımı kapataraktan direkt hedefime yönelerekten bu noktaya geldim. Onlar da aynı şeyi yapsınlar. Vallahi bir bayanla çalışmak çok değişik bir duygu. Ama gerçekten de çok sevdiğimiz bir insan. Çok gerçekten büyük bir usta. Çok şey öğrendim. Yani ben buraya geldiğimde biraz şeydim, zayıftım. Ben de üniversite mezunuyum. Ama bilmediğim şeyleri Burcu ablamdan öğrendim. Evet, şaşırmıştım. Şimdi gerçekten de onunla çalışmaktan çok mutluyum. Ben yeni başladım. 2-3 aydan beri buradayım.
uzun zamandan beri, 15 kusur seneden beri yapıyorum. Yani biraz ilk baştan yapamaz eder gibi bir tuhaf şey geldi. Sonradan onu görünce, onu tanıyınca, gerçekten başardığını görünce ekstra bir de kendini geliştirmiş, yani okullarını okumuş. Ya olur mu, nasıl yaparlar işte böyle tamirci falan gibi böyle. Tabii biraz şey karşıladılar yani. Ama onu görünce, başardığını görünce anlattım ve artık bana normal gelmeye başladı artık. Rakip olarak görmüyorum da yani yardım alabilirim yani. Ben bile 20 seneden beri yaptığımda o kendini teknik olarak daha geliştirdiğinden yardım alabiliyorum yani bazen teknik konularda.